Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı tet Geometri soru kitabında dairede alan konusundaki 15. testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Şekilde boyalı bölgelerin alanları toplamı verilmiş. Ee, bu alan artı bu alan ayrı ayrı toplayacağımıza açılar toplamından direkt gidebiliriz. Yani pi r kare 80 artı 40 yani 120 bölü 360 eşittir 12 pi diye verilmiş. Arkadaşlarım şuradan pi'ler gitti mi? Gitti. Şunlar sadeleşti. 3, 3, 36 mı yaptı? R kare eşittir 36 ise R'yi de böylelikle 6 buluruz. Yarı çap isteniyor bizden. Cevap böylelikle akçay çıktı. Geldik 2'ye. Evet AOB açısını kaç derece vermiş? 60 derece vermiş. Buradaki açı 60 derece. Sonra buradaki şey isteniyor. Arkadaşım 60'lık dilimden şuradaki 60'lık dilimi çıkartırsak olay bitti. Ali Bey uzunluğunu kaç vermiş? 12 vermiş. E burada Ali Bey uzunluğunu 12 vermişse şu yarı çap bu da yarı çap olduğundan 60 ise tepe açısı burası da 60 burası da 60 oldu. Bir eşkenar üçgen çıktı. E burası 12 iken burası da 12 burası da 12. A bunun yarı çapını bulmayız. Merkez var teğet var çeyrek dik yapınca x kenarda çizilen yükseklik konumunda oldu. Dolayısıyla 30 60 90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. Burası da 6 kök 3 olur mu? Olur. Evet 60'lık dilimden neyi çıkartacağız? 60'lık şuradaki dilimi çıkartacağız. Pi r kare 60 bölü 360'dan neyi çıkartıyoruz? Yarı çapı kaç olan? Şu 6 kök değil mi? Pi R kare 6 3'ün karesi. 60 bölü 360'ı çıkartacağız. Evet şunlar sadeleşince şunlar 6 kaldı. 12'nin bir tanesiyle bu 6 sadeleşince burada çarpı 2 kaldı. 24 yaptı burası. Ee, şurası 24 yaptı diyelim. 24 pi eksi. Şu 6'nın karesini alınca 36 sıfırlar gitti. 36'lar gitti. kökün karesi 3 yaptı. O zaman ne oldu burada? 3 ile de 6 çarpı 18 pi yaptı. E o zaman şurası da 24'ten 18 pi çıkınca da kaç kalıyor? 6 pi kalıyor. Yani cevap böylelikle C olmuş oldu ikinci soruda. Geldik üçüncü soruya. Şöyle bir kesim yapılmış. Geriye kalan parçanın alanı isteniyor. Yarım dairenin alanından üçgenin alanı çıkartacağız. 2 4 ise çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan dolayı 2 kök 5 yani yarı çapımız kök 5 yaptı. O zaman pi kök 5'in karesi bölü 2'den yarım dairenin alanından üçgenin alanı çıkartacağız. Üçgen da 2 çarpı 4 bölü 2 değil midir? Çünkü bir dik üçgen olduğundan dolayı. E burası 5 pi bölü 2 eksi 4 yaptı. Yani cevap böylelikle Edremit oldu. Üçüncü soruda. Geldik dördüncü soruya. Yarı çapı R olan işte alanın formülü vermişler. Bu A1 ile A2'yi birbirine eşit vermişler. R1 bölü R2 nedir diye soruluyor alanları birbirine eşitleyeceğiz. O zaman pi r1'in karesi 30 bölü 360 neye eşit olacak? Buradaki alana pi r2'nin karesi 60 bölü 360'a e eşit olacak. Bölü 360'lar gitsin. 30 ile 60 sadeleşince 2 kaldı. Piler de gitti. E o zaman burada r1'in karesi eşittir. 2 r2'nin karesi yaptı. Buradan r1'in karesi bölü r2'nin karesi eşittir. 2 yaptı. Kare alınca da R1 bölü R2 kök G eşit olmuş oldu. Dolayısıyla dördüncü soru Akçay oldu. Geldik 5'e. Şimdi ne yapacağız burada? Tüm alandan. Öncelikle şuradaki alanları bulalım. Şu tiklediğim alan ne olacak? Dikdörtgenin alanından yarım daireyi çıkartacağız. Sonra merkez varsa teğet varsa çektik. Bunun yarı çapı 6. 6. E uzağın burası da 6. Şurada bir kare çıktı. Bunların yarıçapı da kaç çıkmış oldu? 3 çıkmış oldu. Şunlar da birbirine eş mi? Evet eşse olay bitti o zaman. Önce tikli alanı bulalım. Tikli alan nedir? 6 kere 12'den 6 çarpı 12'den yarım dairenin alanı çıkartacağız. Pi r kare bölü 2'yi çıkartacağız. O zaman bu tikli alan tikli alan dediğimiz alan kaç yaptı? 72 eksi 18 pi yaptı. E sonra buradaki alanda bir tanesi de pi r kare bölü 2 yaptı. Yani 9 pi bölü 2 yaptı. O zaman 72 eksi 18 pi'ye kaç ekleyeceğim? 9 pi bölü 2'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. 4 tanesini ekleyeceğim. Bu da kaç yaptı o zaman? 18 pi yaptı. 18 pi'ler birbirini götürdü. Cevapta kaç yapmış oldu? 72 yapmış oldu. Ya da şöyle de yapabilirdiniz tabii ki. İşte yok yapamazdık. Alan taşıyayım diyecektim ama taşıyamayız arkadaşlar. Direkt alan 72 yaptı. 5. soru Cihan oldu. Geldik 6'ya. Evet burası 6 burası 10 verilmiş bölgenin alanı. Yamuğun alanı gibi düşünebilirdik. Alt taban artı üst taban direkt 10 artı 6 çarp yükseklik bölü 2. Neye eşit? Buradaki alan eşit arkadaşlar. Bunu konu anlatımında da verdik. 16 bölü 2 8. 8 x eşittir. 40 ise x buradan kaç yapar? 5 yapar. Yani cevap e dremit oldu 6. soruda. Geldik 7. soruya. Yarı çap bir birim olan ABCD merkezi 4 çember şekilde gösterildiği gibi birbirine teğet olacak biçimde çiziliyor. Buna göre turuncu renge boyalı bölgelerin alanları toplamı mavi renge boyalı bölgelerin gölgelerin alanları toplamından şuradaki kaç birim fazladır diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet. Yarı çapı bir birim. Evet. Burası kaç? Bir. 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 Bunları yazdık. Ne çıktı burada bir karşımıza? Bir eşkenar dörtgen çıktı. E eşkenar dörtgende hocam bu iki açının toplamı 180. O zaman bu A ile B'nin toplamı 180'lik yani yarım bir yay yapar. E hocam burası da şu açının toplamı da 180. Bu C ile D'nin toplamı da yarım yay yapar. O zaman A artı B artı C artı D dediğimiz alan iki tane yarım. Çünkü şu ikisi bir yarım bu ikisi de bir yarım tam bir daire yapar. Ya da şu açıların toplamı 360 yapıyor. Direkt 360'lık yay yani pi R kare yaptı arkadaşlar. Şimdi turuncu rengi boyalı gibi bölgelerin alanları toplamı mavi renge boyalı bölgelerin alanları toplamından kaç birim kare fazladır diye soruluyor. E, mavi birimlerin alanlarını da bulacağız şimdi. Mavi bölgenin alanını bulurken ne yapacağız? Eşkenar dörtgenin alanından şu alanları tek tek çıkartacağız. E burada çemberler birbirine değiyor. Merkezleri birleştirsen ne geliyor? Bu da bir, bu da bir olduğundan o güzel bir şey geldi burada. Eşkenar üçgen çıktı. O zaman burası 60 derece oldu. Şimdi 60 derece olduysa eşkenar dörtgenin alanını ben bulabilirim. Yani şu eşkenar dörtgenin bir açısı 60. Hatta şuradaki açısı 60. Buradaki açısı da 60 derece yapıyor. E burası 1, 1, 2. Şurada tabanına ait yüksekliği bulursak 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. Burası da kök 3 yaptı. Burası da 1 ya. Taban çarpı tabana ait yükseklik. O zaman burada mavi bölgenin alanını da bulalım. 2 çarpı köküçten tüm alandan neyi çıkartacağım? şu bölgelerin alanını çıkartacağım. Yani pi r kareye çıkartacağım. Yani pi'yi çıkartacağım. O zaman 2, 2 3 eksi pi yaptı. Evet şimdi diyor ki bize şu pi diyor çünkü sarı boyalı turuncu boyalı bölgenin alanı mavi boyalı bölgenin alanından ne kadar fazladır. O zaman bundan bunu çıkartacağım. Yani benden istenilen pi eksi 2 kök 3 eksi pi isteniyor ama bütünsel çıkartacağım. Bu da pi eksi 2 kök 3 eksi pi değil artı pi yaptı. Bu da 2 pi eksi 2 kükçe eşit oldu. Yani cevap böylelikle edremit oldu 7. soruda. Geldik 8'e. Yukarıdaki verilere göre boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bir A merkezli şöyle bir yay var burada. Yarı çapı 6. Bu da 6 bu da 6. Bir de C merkezli şöyle bir yay var. Arkadaşlar her ikisi de aynı merkez değil mi? Evet. E şimdi burada ben kirişin alanını bulabilirim. Şuradaki kiriş yani daire parçasının alanını bulabilirim. Bu altılık yayın alanı A ve altı kök kilik kirişin ayırdığı alan A burada. E altıdaki bu C merkezinde de aynı şekilde altı kök kilik ayırdığı kirişin alanı da yine A değil midir? Evet. Çünkü normalde aynı çemberde ya da aynı dairede eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşittir. Ya da eş dairelerde de aynı şeyi söyleyebiliriz. E bunlar eş daire olduğu için eşit kirişler olduğu için ayırdıkları alanlar birbirine eşit. O zaman ben buradaki A alanını nasıl bulurum? Şuradaki çeyrek daireden üçgenin alanını çıkartarak. O zaman çeyrek daire pi r kare bölü 4 eksi üçgenin alanı da 6 çarpı 6 bölü 2 değil mi? Yani buradan ne geldi? 9 pi eksi 18 geldi ama buradaki A alanı bu. E bizden 2 A alanı isteniyor. O da 18 pi eksi 36'ya eşit oldu. O da ne çıktı o zaman? 18 parantezini alınca 18 çarpı pi eksi 2 çıktı. Yani 8. soru C an oldu. Geldik 9'a. Kenar uzunluğu 2 birim olan 6 tane düzgün altıgen aşağıdaki gibi birleştiriliyor ve şöyle ABCD harfleri oluşturulmuş Taralı alan isteniyor. Tüm alandan neyi çıkartacağız arkadaşlar? Tüm alandan neyi çıkartacağız? Tabii ki beyaz alanı çıkartacağız. Beyaz alan çok önemli. Beyaz alan nedir? Dairenin alanı çıkartacağız. Tüm alanda ne var? 6 tane eş, alttan altıgen var. Hatta bu içeride de bir altıgen oluşuyor. Düzgün altıgen bir kenar 2 olduğu için. 7 tane altıgen var. 7 tane altıgenin alanı. Çünkü bir kenar 2 ya şuradaki düzgün altıgenin. Şurası da bir kenar 2 oluyor. Burası da o da düzgün altıgen olmuş oluyor. E o zaman 7 tane e, altıgenin alanı 6 Altı tane a kare kök 3 bölü 4'tü. Eksi şuradaki dairenin yarıçapını bulacağız. Evet burada düzgün altıgen var mı? Var. Şurada düzgün altıgen. alttan eşken üçgenden oluşuyordu zaten. En uzun köşegen bu. En uzun köşegen bu. En uzun köşegen bu. Şimdi burada şöyle şey yapacak olursak. E burası iki. eşkenar üçgenlerden oluşuyor. Şurası da 60. Burası da 60. E hocam burası 120 ya. Doğrusal oldu. Aynı şekilde 60 60. Burası da 120. Doğrusal oldu. Hatta bunlar 60 60 60 oldu. Tam merkez burası mı olmuş oldu o zaman? Evet çemberin merkezi de burası oldu. Bir kenar 2 olduğundan burası da 2. E hocam burası da 2. Çünkü düzgün altı altıgenden dolayı. O zaman büyük büyük demeyelim dairenin yarıçapı kaç oldu o zaman burada? 4 oldu. E o zaman pi r kareyi çıkartınca olay bitti. Yani şu dörtler sadeleşti. 42 kök 3 eksi ne eşit oldu? 16 pi'ye eşit olmuş oldu cevap. Yani cevabımız böylelikle D seçeneği oldu. 9. soruda arkadaşlar. Ve böylelikle bitirdik mi bitirdik. 15. testi bitirdik. O zaman zannediyoruz. 16. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.